Evet arkadaşlar, selam herkese. 2020'nin ilk videosuyla karşı karşıyayız. Evet, bu şeylerden hani 2020 ilk önce herkese, yani nasıl söyleyeyim, sağlık, mutluluk, başarı getirsin. Herkesin dileklerini böyle en kısa zamanda gerçekleştirme fırsatı versin. İnşallah diyorum. Tabi bunların hiçbirisi çalışmadan da olmuyor, onu da söyleyeyim. Yani çalışmadan, yani vesile yaratmadan, yani bir şey sebep yaratmadan, daha doğrusu bir işe sebep yaratacaksınız ki, çalışacaksınız ki istediğiniz şeyler olsun. Yoksa olmuyor. Şimdi her neyse, bu felsefi laflarını geçelim, biz kendi işimize bakalım diyorum. Ve kendi işimiz neydi? 2019'dan kalan işimiz. Çekilişti. O çekilişi yapalım. O çekilişin de hani yapılmış halini göstermeyeceğim. Burada beraber yapalım ki hani nelerle uğraştığımı görün diye. Çekilişi yaparken de ne yapıyorum, ne ediyorum en azından görün. Bu arada ekranda kaydettiğim için çok rahat şey olacak, anlaşılacak. Şunu float'tan çıkartalım. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk önce çekilişe kimler katılacak? Onları bir listesini almam lazım. YouTube'a gidiyorum. YouTube'da, YouTube Studio'ya gidiyorum. Evet, burada bir yerde abonelerimiz var. Nerede ama? Analitikte mi? Değişim. Bakın, iyice düşmüş bu arada benim şeylerim. Seyredilme oranları. Olabilir. Demek ki biraz daha videoları şey yapmamız gerekiyor. Yorumlar, altyazılar, para kazanma, ses kitaplığı. Kitlede miydi acaba? İzlenme, yaş, başlıca, etkileşim, en iyi videolar, bunlar değil, erişim, trafik kaynakları, burası da değil, gelir, kitle, genel bakışa bakalım, en iyi videolar, bir dakika, şuradan bakalım, YouTube, subscriber list. See you recently. On dashboard. Dashboard'dan gidebiliyoruz. See more expanded card. Okay. Dashboard'dan gidiliyormuş. Demek ki analitikten değil. Dashboard dediği kontrol panelden. En son yayın, son aboneler, daha fazla göster. Burası mı? Bu son 28 gündü. Buna hepsi lazım. Bu kadar kişi olamaz. Ha, tamam, hatırladım. Buradan değil, klasik içerik stüdyosuna gidiyoruz. Bugün niye Türkçe oldu ki? Tamam, buraya gidiyoruz. Burada topluluk. Aboneler. 1520 kişi var diyor ama en yeni değil de. En popüler, en popülerden gidelim. Yani kanalda etkileşimi olanlar. Aslında bunlar popüler değil. En yeniye geri dönelim. Evet, buradan itibaren başlayalım.
Daha fazla yükle. Bakalım kaç tane bitirecek. Daha fazla yükle. Yani koskoca YouTube bu arada. Şunu da ufak bir şöyle yapsak. Gene. Buna da view float on top desek. Hem birbirimizi de görürüz. Devam edelim. Daha fazla yükle. Şunu kapatır mısın? Evet geliyor. Bakalım ne kadar getirecek. Hani niye böyle şey yapıyorum? Herkes görsün ki ya Murat sonra adaletsizlik yaptın, şey yaptın falan denmesin lütfen. Daha iyi yolu olan varsa, önerisi olan varsa da bu videonun altına yazabilir. Hakikaten o yolda, önerdiği yolda çok şey doğruysa, yani adaletsizlik yaptığı üyeler arasında ispat edilirse, doğal olarak şeyimiz ikramiye dağıtımı iptal olmuş olur. Yeniden seçime gideriz. Bizde adaletsizlik yok. Daha fazla. Daha fazla. Yani bunu yapacağımızı biliyorsunuz. İnsan şuraya bir tane şey koyar ya. Evet. Bu kadar kişiyi getirdi verdi bana. Şöyle bir tane Excel açalım mı? Tamam. Şimdi bu isteği alalım. Ne olacak mı? Kontrol V. Evet geldi. İsimleri de geldi ama benim için önemli olan taraf şurası. Burayı kapatalım. Şurayı datadan bir sort edelim. Güzel. Kaç kişi getirmiş? Vallahi yani bana YouTube'un verdiği liste 300. 300 civarında. Bu kişiler arasından çekilişi yapacağım. En son liste. Şimdi bunu da sağlamak için şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyelim. Diyeceksin ki Murat şu 1 ile 2'yi tutsan. Oradan oraya şöyle yapsam bu zaten yapar. Allah Allah ben de bir bilmiyorum sanki. Yazmayı seçtim sadece. Şimdi hemen Excel formülümüze gelelim. Onu da ben bir tane videonun altında açıkladım formülün ne olduğunu. YouTube Studio'ya geri dönelim. Videoların içerisinde bir tane video vardı. Amerika
Büyük çekilişi az kaldı. Ay nasıl? Gösterim. Neden? Heh. Şu mu acaba? Evet, evet. Green card. New game. Testo. Pahalı. Şu olabilir mi? New video. Green card. Teaser mu? Seninle ehliyet. Ehliyet proje. Gif kart. Şu mu? Hah. Güzel. Formül de burada. Buraya yazmıştım zaten. Formül şu. Aynı formülü kullanacağım. Tamam. Nam verecek zaten. Bu mesela H kolonu için yapalım. H H random bitim bir count A H'dan H arasındaki enter. Tamam mesela 6'yı seçti şu anda. F9 7 1 0 2 0 4 9 5. Tamam güzel. Random bana veriyor bunu. Bu formül çalışmış oldu. Şimdi arkadaşlar. Evet. İlk şanslı kanal üyemiz kim? Çekişini yapıyorum. Şurayı da açalım. Ki ismi büyük görülsün ekranda. Evet, home. Biraz daha şöyle yapalım. Refinde açalım. Hop. 2019 yılı. 2019 yılı. Murat Atıf Sayır'ın kanalına abone olup $25 hediye çekişini kazanan abonemiz. Asıl adayı açıklıyorum. Açıklıyorum. Acun Uğurcalı gibi yapalım. Şu ref niye gitti orada? Bana ref lazım. Açıklıyorum. Açıklayayım mı? Açıklıyorum. 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 Açayım mı? Açıklıyorum. Açıkladım. Bahar Baba. Formül. Formül de bu çıktı. Hiç. Asıl. Talihli. Sonra bakın her seferinde oynuyor. Bahar Baba. Sonra Semih Sarı yedek üye 1. Semih Sarı. Sarı. Sonra da Onur Boz. Onur Boz. Bu da yedek 2. Tamam diğerleri artık şey yapmıyoruz. Yalnız bir saniye şuna bakacağız. Bu formülümüz dursun. Murat Bey yani siz isminiz yazmış olabilir ama asıl üye Bahar Babal, yedek 1 Semih Sarı, Onur Bozda yedek 2. Şimdi şuna bakacağım arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Bahar Babal saygıdeğer üyemiz bize hiç kanalda kötü bir ses söylemiş mi? Saygısızlık yapmış mı? Onlara da bakacağız. Öyle yani kanalda kötü şeyler söyleyen insanlara tabii ki vermeyeceğiz. Bahar Baba. Evet. Hiç kendisi yorum bile yapmamış. Bahar diye arayalım. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Bir dakika geldi. Bahar. Bakıyoruz. Yok yani kullanıcı olarak kendisi yok. Nihal Bahar var. Nihal Bahar.
Süreyya. Evet. Bunları da kontrol ettik. O zaman çekilişimiz belli oldu. Asıl tarihli. Şurayı da şuraya alalım. Bakın çekilişi gördünüz. İtirazları olanlar varsa lütfen itirazlarını yapsın. Asıl tarihli Bahar Babal. Yedek 1. Yedek tarihli Semih Sarı. Yedek 2. Onur Boz. Asıl tarihli Bahar Baban. Bahar Hanım, yani hanım olduğunuzu düşünüyorum, hanımefendi olduğunuzu düşünüyorum isimden. Lütfen YouTube'daki e-mail adresinizden bir tane şu adrese Murat nokta, zaten açıklamanın altına yazacağım bunu. Networkmas.com'a bir tane e-mail atın ki ben de hani şeyi hediyeyi sizin e-mail adresinize göndereyim. 25 dolarlık Amazon gift card hediyesini size göndereyim. Siz de kullanırsınız. Biliyorum çok büyük bir hediye değil ama en azından Amazon'dan belki bir tane kitap alırsınız. 2020 için yani ufak bir hediye olmuş olur. Yani ben hem sözümü tutmuş olurum. Hem de durum bu şekilde açıklanmış olur. Bu hani şeyle çekilişle ilgili en azından videoyu ben kendi sözümü yapmış oldum. Dediğim gibi gene bir 3-4 gün beklemekte fayda var. Yani talihli belki haberi olmayacak. Biraz beklemekte fayda var. Eğer cevap gelmezse ondan sonra doğal olarak Semih Sarı'dan bir tane e-mail bekleyeceğim. Oradan da gelmezse Onur Boz'dan bekleyeceğim e-mail. Ona göre de hani hediyenin şeyini yapacağım. Ne derler? İkramiyeyi teslim etmiş olacağım. Kimse de aramazsa artık kimse de aramıyor demektir. Yapacak da bir şey yok. Artık devir falan da yok. Daha sonra başka bir çekiliş yaparız yani. Ne yapalım? Yani zorla da insanlara ikramiye verecek değilim. Yani takip etmiyorlarsa da yapacak bir şey yok. Şimdi bu çekiliş konusunu hallettik. En azından araya şeyi de sıkıştıracağım. Yani bir sonraki videoda arkadaşlar şey yapacağım. İşle ilgili siteleri artık yapayım. Yani ben hangi sitelerden şey yapıyorum, iş araması yapıyorum. Onu bir anlatayım size neler yapıyorum. Bu arada ufak ufak şeye de başladım. İşte nerede benim telefonum? DoorDash'ten çalışmaya da başladım. Hani onun DoorDash'in şeylerine faydası ne, zararı ne, onları da konuşabiliriz. DoorDash yapmaya da başladım. Ama bu size şey sağlıyor. En azından artık yavaş yavaş Amerika'da para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Artık bu saatten sonra yapmanız gereken şey şu. Araştırıp daha iyi ben ne yapabilirim onun peşine düşmek. Yani ya Amerika'da çalışmak istedikten sonra para kazanırsınız. Bakın ben 2 günde ne kadar kazanmışım görünüyor mu? Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şöyle, şöyle, şöyle. 111 dolar, 112 dolar falan kazanmışım 2 günde. Hani bu şey adım adım böyle artık DoorDash yaparsınız şunu bunu falan derken size de hem iş piyasasının içine çalışma hayatının içine girdiğiniz için artık başka ha ben neler yapabilirim başka ne yapabilirim başka ne yapabilirim diye diye devam edersiniz. Onlarla ilgili ben siteleri de size zaten şey yapacağım. Açıklayacağım. Yani kendi kullandıklarımı. Onun altına daha iyi siteler veya şeyler, sistemler kullananlar varsa onlar da paylaşabilir. Bahsettiğim o projelerle ilgili ben çalışmalarımı devam ediyorum aynı şekilde.
O tarafta da gelişmeleri anlatacağım. Yani çalışıyoruz arkadaşlar, boş durmuyoruz. Sabahtan akşama kadar onu yap, bunu yap. boş durmak yok. Boş durmayınca da biraz da böyle akıllı hareket ederseniz Amerika'da yani öyle ben para kazanamıyorum, şunu yapamıyorum, kendimi geç indiremiyorum gibi bir şey yani cümle, kelime çok doğru değil. Şunu da söyleyeyim. Bazen de böyle hani gözüm çarpıyor. Gerçi bir yıl önce falan o video yayınlanmış anladığım kadarıyla da. İlk görünce ben hemen kendi üzerime alındım. Böyle İlber Ortaylı bir konuşmasında diyor. İşte koskoca adamlar green card kazandık diye seviniyorlar. Ne garip işte orada gidip kölelik yapmayı bu kadar mı seviyorlar gibi böyle bir hani video programda bir yorumu var. İlginç yani ben hani belki ileride nedense ben kendi üzerime alındım. Koskoca adamlar deyince ben de hep yaşım söylüyorum ya şu yaşlıyım falan diye. Yani değişik düşünceler. Neyse konuşuruz bunları. Lütfen yorumlarınız olursa videonun altına atın. Ben Amerika'dan, Houston'dan herkese selam söylüyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda yapacağım. İş arama sitelerini, ya ben hangi siteler üzerinden işleri arıyorum, onları koyacağım. Umarım onların faydası olur. Ya en azından fikir verir. Tabii biraz daha böyle IT tarafında çalışan insanlara daha çok faydalı olur ama normal mesleği olan insanlar için de çok yerler var. O sitelerle ilgili biraz böyle trikler de var. Onları da paylaşacağım zaten. O var. Videolardan bir tanesi. O olacak. Durum şimdilik böyle. Herkese selamlar. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.